Fleti Ustum köyünde dünyaya gelen Vayagirli bir ailenin çocuğuydu. Annesiyle birlikte Malayık Kalesi'nde hizmetçilik yaparak genç yaşlarda kendi başının çaresine bakmayı öğrendi. Ustum köyü Kergitlerle Vayagir arasında kalan ve sürekli Kergitlerin yağmasına uğrayan güvensiz bir yerdi. Hizmetçiliğini yaptığı Malayık Kalesi'nde Kleti yaptığı hizmetçiliğin yanında kaledeki fareleri ustaca kovalıyor ve genelde yakalıyordu. Kale lordunun dikkatini çeken bu becerisi sayesinde suikastçı olarak eğitim aldı ve kale lorduna uzun süre hizmet etti. Kendini hazır hissettiği zaman geldiğinde hizmetçilikten kaçmayı başararak hanlarda kendisine suikastçı olarak iş verecek bir düzgün birini aramaya başladı. Bir gün bir adam karısını öldürmesini istedi Kleti'den. Bu teklifi kabul eden Kleti işi tamamladığında ölen kadının eşyalarını da çaldı. Ancak bu kocası tarafından hoş karşılanmayınca kendisine cesetleri de yağmalama izni verebilecek bir lider aramaya başladı. O sırada biz oyuncular tarafından bulundu. Kleti kana susamış ve çoğu zaman zalim bir genç kanındır. Ancak empati yoksun değildir. Sevdiklerine son derece sadıktır. Anlaşamadığınız zaman bu orduda güzel günler geçirdim ve savaş alanında kendime ganimetler topladım. Ancak şu anda işler iyi gitmiyor. Yeteneklerimi başka birine sunmak üzere senden ayrılmak istiyorum diyerek sizi terk eder. Ancak sizden ayrı kaldığı sürede Kalradya'da nereye gitse sizin yani biz oyuncuların ismini duyduğunu ve iyi işler başardığınızı söyler. Yollarımızı ayırdığımızda itiraf etmeliyim ki sizin adınıza lanetler etmiştim. Ancak bütün katıldığım liderler beni ayak işleri için kullandı. Asla ana savaş hattına katılmama izin vermediler. Onları korkuttuğumu söylediler. Benim cadı olduğumu ve öldürdüğüm düşmanların kalplerini yediğimi düşünüyorlar. Ben ölülerden çok canlılarla savaşmayı severim der. Bu yüzden size tekrardan katılmak ister. Kleti Malheur Kalesi dışında bir ara Kudan şehrine de hizmetçilik yapmıştır. Buradaki bağlantılarını kullanması için onu gönderirseniz size Vayagir Krallığı'nın o anki durumu hakkında başka bir yerden duyamayacağınız bilgiler toplayabilir. Tüm Kalradya kral olma düşüncenizi Kleti ile paylaşırsanız neden olmasın iyi bir kral olacağınızdan eminim. Umarım taht mücadelenizde size destek veren benim gibi küçük insanları unutmazsınız der. Ben uzun zaman lordlara hizmetçilik yaptım ve entrikalar ve sırlar hakkında bilgiye sahibim. Bana birkaç hafta verin ve eski lordları ziyaret ederek onlara sizin ve neler yapacağınız hakkında şarkılar söyleyerek size destekçi toplayayım der. Eğer izin verirseniz geri döndüğünüzde size idare hakkı kazandırır. Eğer Kleti'ye bir toprak verir ve leydiniz yaparsanız ki ben bunu önermiyorum çünkü kendisi bir soylu değil, birçok şehire ve kaleye girdiğinden ve lordların salonlarını temizlediğinden bahseder. Bir gün kendisinin bu saraylara sahip olacağını hiç düşünmediğini, komik bir şekilde acaba ilk vergi geliriyle kendime ne alsam diye mırıldanır. Onunla birlikte Ustum köyüne yaklaşırsanız hikayesini anlatmaya başlar. Kaptan, kardaki tavşan izlerini görüyor musunuz? Doğduğum topraklara yaklaşıyor olmalıyız. Buradaki karlar yıl boyu erimez ve tarım yapmak çok zordur. Ancak belki biraz arpa yetiştirilebilir. O da çok az. Ama buradaki ormanda zenginlikler yatıyor. Geyikler, tavşanlar ve diğer hayvanlardan bol miktarda var. İnsanlarımız bu hayvanların kürkünden yeterince gelir elde eder. Annem sahip olduğu tarlasını ve tüm mal varlığını entrikacı bir akrabamıza kaptırdığı için temizlikçi oldu. Babamı ise hiç tanımadım der. Kleti, Desavi'nin yaşadıklarına çok üzüldüğünü ve ona bunları yaşatanları öldürmek istediğini söyler. Bu yüzden Desavi'yi çok sever. Desavi'nin yaşadıklarını kendi videosu geldiğinde detaylıca anlatacağım. Şimdilik merak ede durun. Artimenler ile haritada birlikte gezmekten hoşlanmaz. Artimenlerin yerlere bir şeyler karaladıktan sonra mırıldandığını, onun bir büyücü olduğunu düşündüğünü söyler. Büyücülerden de korktuğu için Artimenlere bunu sorduğunu, ancak Artimenlerin küçük bir kızsın, kendi işine bak dediğini söyler. Kleti daha sonra Artimenlerin çantasını karıştırır ve bazı çizimler bulur. Bu olaydan sonra büyücü olduğuna artık emindir. Eğer onu bana büyü yapmaya çalışırken yakalarsam boğazını kesiririm der. Borça ile ise savaşmayı sevmez. Borça'nın çok iyi bir hırsız olduğunu ancak savaşçı olacak kadar midesiz olmadığını söyler. Son savaşımızda ben her savaşçının yapacağı gibi gizli hazineler olabilir diye ölü düşmanlarımızın bağırsaklarını deşip altın ararken bana hayvan diye bağırdı. Eğer diline sahip olmazsa onun organlarında kaçakçılık yapmış mı diye deşer ve incelerim der. Eğer Kleti grubunuzdayken Marnit'i kral olma iddianızı yayması için gönderirseniz Kleti Marnit'in dütçar dostlarına sizin hakkınızda saçma sapan şeyler anlattığını söyler. Eğer savaştan kaçarsanız Kleti kesilmeyen o kadar çok boğaz ve keşfedilmemiş ganimet kaçtı ki diye size sitem eder. Eğer onunla savaşmak zorunda kalırsanız savaşacaksak size küçük bir uyarı yapayım kaptan. Savaşın öfkesiyle bazen açıklanamayan şeyler yapabiliyorum. Ancak şunu bil, ne yaparsam yapayım kişisel algılamayın lütfen der.